Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. O zaman 16'dan başlayacaksak 15'in sonundan okuyayım. Tamam. Bu o çok güzel tespit. Şey değil. Kaybediyor musun başka mı? Risale'nin dersi değil, bizim hususi sohbetimiz. Bazıları Risale'nin dersi böyle olur mu diyor, doğru söylüyor. Biz hususi, elbette televizyonun karşısında olacağımıza, vesairelerde olacağımıza böyle bir müzakere yapıyoruz kendimiz. Bir ders ortamı gibi değil, cumartesi dersi değil. Arkadaş, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vari, tek külli muhit cami ayni ekber gibi, yani tarzında aynı olabilirsen, hani bu ona has değil o. Miraç ona has olmadığı gibi, Ayni Ahmediye 327'de lemalarda söylüyor. Hani Ayni Muhammediye yemazar, timsali nuraniyeti namazlar olan nispetinde. Tek aynı oluruz, olabiliriz. Mesela bazılar böyle şey yapabiliyor. Büyük bir televizyon ekranı var. O ekranda küçük küçük televizyonlar var. Binlerce, milyonlarca ama tek ekran gidiyor. Veya telefonda misal vermiştik geçen hafta. Şöyle bir tane resim. Açıyoruz. Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Giriyoruz, giriyoruz. Tek bir şeydi. Ama dibi yok. Yani fizik noktasına bakarsak madde, enerji, esir, maddeye hayat, aynı hayat diye devam ediyor. Tamam mı? İçeri doğru girdiğimiz zaman. Bunlar tefekkürümüze zannediliyor ki sip malzeme, düşündüğün, tefekkür ettiğin yol senin yoldur. Sana açılmasa bunları nasip etmezdi sana. Allah nasip etmezdi. Yani ona has değil, o ona has. Hani değil o. O Allah'a ulaşılmaz, Allah gözükmez. Var ya böyle. Hep ötelemişiz. Bizden uzak tutmuşuz. Haşa Allah'ımızı. Oysa şah damarından daha yakınmış. Sen abicim, cenneti gaye yapmak Kur'an'da da yazıyor. Niye daha fazlasını istiyorsunuz ki diyenler oluyor. Allah Teala insanı hani böyle sadece hiç kendisiyle zatıyla muhatap etmeden hani gel ye iç burada cennete de yiyip içersin falan diye tövbe aşağı yaratmamıştır diye insanın kalbine geliyor. Şimdi Kur'an'ın gidişatını bilmesen tabii bu sorular bitmez. Kur'an esas muhatabı avamdır. Havasa içinden ders vermişti. Değil mi? Öyle diyeceğim. Dört tane teması var. Dört tane şey işler. Tevhid işler. Haşri işler. Nübüvvet işler. Hikmet ve adaleti işler. Değil mi? Bunu işlerken ilk muhatap kim? Avamdır. Ama bize ilahi anlar mı? Sen beni anlamıyoruz. Bunu soran Nurcu bile anlamamış. Saadet'e bir de iki kısım. Yani bunu soran eğer Nurcuysa bu cevabın şu. 96 emirlerde ben cennetten cehennemde mazaptan kurtulmana vasıta yapma. Zaten orada söylüyor. Herkesçe meşru ve mubah olan bir yol bana bütün terk ettiriliyor. Dersen iyi olur abi. Koyar mısın bunlardan? Çene kut. Şimdi bütün çünkü cenneti zaten usta söylüyor. Bana diyor mesela yerinden okuyayım. Yerinden okuyayım. Şuna benziyor. Yok. Şu aldınız da onu aldık. Şu. Onu sonra gerçi her soruyu burada gündeme getirirsek çıkamayız ama burada çok önemli de. 79. Bak, evet. Uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i imaniyemi
maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma ve azaptan ve cehennemden kurtulmama, hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmaklığıma yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli manialar beni men ediyordu. Bu derunu hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bırakıyordu. Herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amal-i salih ile kazanmak ve bu yola müteveccih olmak hem meşru hakkı olduğu, hem de hiç kimseye hiçbir zarar bulunmadığı halde ben ruhen ve kalben men ediliyordum. Niçin? Rıza-i ilahiyeden başka fıtri vazife-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi diye devam ediyor. Yani bu meşru umumi yok, cennettir. Zaten bunu anlatmayın diyorum sana sonra. Çünkü itiraz ettiği zaman cevap vermeyin. Çünkü sen kaç sene sonra bunu Rıza-i ilahiyle cennet farklı oldu. Cenneti İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ya, cenneti ötelerde arayanlar ötelerde girecektir. Ama o avamın beklediği cenneti halas dünyada fethuli fi ibadi vethuli cenneti giriyor ya. Bak ben ne diyorum? Umumi yol yani. Ona ne denilir? Doğru söylüyoruz. İtiraz, enfusi şeyler. Mesela kendi aramızda dahi böyle zerre kadar ihlassızlığı kabul etmiyor. Hemen kapatıyor mana. Anladık mı? Yani kendi aranızda bile, kendi aranızda sakın ha böyle şey yapın, münakaşa çok sert şeye kadar gitsin. Ama benim dediğim doğru olma adına değil. Ben buna örnekte görüyorsunuz. Ben hani Murat Dursun olsun, diğer olsun, siz olsun. Ders yapıyorsunuz, oturuyorum ve diyorum, soru soruyorum öğrenmek için ve ifade ediyorum, bak ben bunu ilk defa duydum. Öyle mi değil? Vallahi riyakarlık yapmıyorum, doğru. Doğru yani, ilk defa duyuyorum. Hani bu tür şeyleri, ya ne yapıyorsunuz arada oturmuş? Ha doğru söylüyorsun ya. Televizyonun karşısında olacağım, böyle şeyler konuşuyoruz işte. Biraz da herhalde iyidir sen de öyle, böyle tasdik edersin de. Ki doğru söylüyor. Cumartesi olur mu? Arkadaş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vali tek külli mühit cami ayni ekber gibi yani tarzında aynı olabilirsen başka bir ayna ihtiyaç yoktur. Zira sen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi adeta mesela Allah Resulü miraca gitmedi mi? Evet abi. Miraca gitti. Allah cenneti cehennemi gördü. Saadet-i Ebediye girdi. Yerinde biliyordu. Ama sekerat anında ya ölüm ne kadar acısın dedi. Değil mi? Yani umumi bir yolu da hissetmesi, yaşaması gerekiyor. Binbaşısı üstlemenlik de var zaten. Tamam. Hepsini yaşıyorsun. Hepsini. Yani etek çekmiyorsun başkan gibi. Artık başkan olduğun hiçbir şeylerini sürmüyorsun. Ama manevi şeyler de öyle değil. Usta çayını kendisi yaparmış. Bak ben kendi temizliğimi kendim yapıyorum. Yemeğimi kendimle meşgulüm. Ben yapıyorum. Gibi yani bir yaştansa belirli bir şeye gelsem bile onlar ortadan kalkmıyor ya. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün meratibin, ölümün bütün meratibini yaşıyor. Çünkü ümmeti bütün meratipten geçecek. O televizyon o telefon ekranının bütün tamamı değil mi Hasan abi? Evet tamam. Allah Resulü Müslümanların sekerat anında çektiği hepsini çekmesi lazım. Bir kablo düşünün böyle. Bu kabloda binlerce ince kıl gibi kablolar var ya renkli renkli. Onun gibi. Kimisinde ses geçiyor, kimisinde yazı geçiyor, kimisinde bunun ne geçiyor tamam. Gibi. Çünkü o aletleri yaşaması lazım. Mesela Allah Resulü yetim kaldı. Yetimlere örnektir. Allah Resulü'nün hanımı vefat etti. Vefat edenleri. Allah Resulü'nün çocuğu vefat etti. Çocuğu vefat edenleri de öldü. Ya acayip bir insan ya. Ya şimdi buradan bir çıkalım.
Resulullah'tan çıkalım aleyhissalatü vesselam. Çünkü kopuyorum, garibime gidiyor. Nasıl bir ruh, bilmiyorum. Kendimde yaşıyorum kardeşim. Gece kenarıma yastım, Osman biliyor benim yatağım kenarda. Yastıklar var iki tane. Gece oraya kalem kağıt koyar. Yani yatıyorum, öyle kalkıp şey yapıyorum. Yani kendimle kıyas ediyorum. Ya nasıl hele Medrese Yusufiye'de ya ambargoya nasıl tahammül ettin ya Resulallah? Bağırıyordum yani. Ya bambaşka bir şey, bambaşka bir ruh. O böyle koltukta, böyle dönüp koltukta o anlaşılmaz. O başka bir şey. Akın akıyor şimdi, o da insandı. Diyene tepem atıyor ya. O da insan. Ya tabii, melek demedik ya bizler. Ama senin gibi mahluk değildi ya. Mahluk o, mahluk. Zira sen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi adeta bütün mahlukatın aynadarlıklarını kendi içine alıp, bütün mahlukatı aleminle alıp, adeta kül gibi ayna hükmüne geçtin. Ne mutlu bunları böyle duyana, ne mutlu bunları fark edene, ne mutlu bunları inkar etmeyene, tenkit edip de dışına, farkının dışına atılmayanlara. Olsun ya, duy bunları, olma ya. Olduğunu iddia eden olmadığına delil. Zaten kimse bunu iddia etmiyor da. Ama bunu duyduk ya. Bir alem, bütün alemi aleminde cem etmek. Böyle olduğunu bilmek. Zira hiçbir şey yok ki bu aynadarlık haricinde kalsın. Senin dışında hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Hiç ama. Ne demek istiyorsun? Ne de, ne anlarsın Allah işte. Ne demek istiyorum? Biz burada iman ettiğimizle besleniyoruz. İman ettiğin şeyin bedeli, iman ettiğinin cilve cemalindeki sanatına mazhar olacağız. Yani biz Allah'a iman ediyoruz. Allah bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Her istediği olur, istemediği olmaz. Öyle değil mi? Evet. Öyle mi Suat? Öyle. Ha, cennette sen böyle olacaksın. Sadece esma mı? Esma kanaat etmek ya. Hoşuma gitti nasıl yapar? Çok acı bir laf. Eline sağlık. Afiyet olsun abi. İçmeden demem. Teşekkür ederim. Onaylayacağım. Adam onaylayacak. Bak bunu bile onaylıyor bu. Evet. Sırf esma mı? Kanaatim yok. Adamlar diyor ki cenneti tahmin etmemişler, kanaat etmişler. Doğru söylüyor. O adamlar doğru. Hatırlıyor musunuz siz var mıydınız? Zeytinburnu'da yine deli gönül coştu. Allah'a dönmek hakkında bir ders vardı. O kapıdan girince köşede birisi vardı. Ya abi dedi ya bir şey yap dedi ders bitiyor. Millet dedi böyle Allah'ı görmek zannedecek ha diyor böyle tamam mı Allah? Tavsiye et. Doğru söylüyorsun. O duran orada bir tuttum bir sen bir ters. Ya abi diyor bir saat 45 dakikadan beri Allah'ı görmekten bahsediyorsun dedi. Doğru. Haklı. Ya abi nasıl görmek dedi ya. 45 dakika dinledi böyle. O da doğru. O da doğru. Gözükmez diyen doğru söylüyor. Gözükür diyen de doğru söylüyor. Peki ne yapacağız biz? Kahve içeceğiz. Oh. Allah elhamdülillah. Öpünce rahatlıyor. Üstad şey demiş Hasan abi, cehennem ise görünmemesi, hissedilmemesi perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir diyor. Yoksa çok mahlukat var diyor. Yani görünmemesi, yani şu anda yok, gelecekte olacak demiyor. Görünmemesi nursuz ateş olduğu için diyor. Yani yoksa var diyor yani. Evet. Şeyde mektubattaki mi okuyor? Evet. Bir de Kastamonu 8'de var ya, Celal ve Cemal, kavs ve bastaletleri. Olmayan bir şeyden sana alameti gelir mi? Kavs geliyor ya, onu içe kapanmak, büzüşmek, buhran, panik, panik atak, depresyon, intihar gibi böyle rahatsız olmak, bural bu, hep onların birdeki tereşuatları. 11. şuatta söylüyor, tereşuatlar bunlar. Neyse, şu mesele,
Vallahi bazen bunları yazarken derdin için. Yemin ederim ki böyle şeyle beraber hani okuyup tefekkür ederken diyorsun. O kadar acayibime geliyor ki kim nereye gidecek gitmeyi anlayamıyorum yani. Zevkimi paylaşıyorum böyle. Böyle bir tuhaf yani. Orası burası. Çok tuhaf oluyor. Çok keyif veriyor yani. En büyük nimet herhalde. Anlatmak, anlatamıyorum. Yani böyle keyif veriyor, hoş oluyor. Bu olayın arkasına geçiyorsun. Kabirden kurtulmanın yolu kabirin arkasına geçmektir. Cehennemde kurtulmanın yolu cehennemin arkasına geçeceksin. Hastalık, musibet, dertlerden kurtulmanın yolu bedenin arkasına geçeceksin. Beden döner, bedeli olur. Ya itsin ya. Çünkü bir şeyle mücadele etmek, onu canlı tutmaktır. Bizde birisi vardı kanser. Var ya, bir ismini vereyim ya. Bizim Mehmet var ya. Niye yemiyorsun? Abi ben kanserim. Niye bunu içmiyorsun? Abi ben kanserim. Niye bunu böyle ben kanserim? Yeter lan. İkide bir onu canlı tutuyorsun. Bırak herkes kim ne yiyorsa sen yiyeceksin herkes. Bırak lan kanser manseri. Onu canlı tutarak güya mücadele ediyor gibi onu devamlı orada gösteriyor. Canlı tutuyorsun. Devamlı bağını kuvvetlendiriyorsun. Bırak ya. Meşgul olma. Kim kanserse o korksun. Kim ölecekse o ölsün canım. Ölen ölecektir. Ölmen ölmeyecektir. Abi ben bunu bazen çocuklarla yapıyorum. Daha hafifinde. Öyle kanser manser ağır tabii. Diyorum ki beni bir gıdıklayın. O tüyle. Gülmeyeceğim. Hiç gülmeyeceğim. Başlıyorlar gıdıklamaya beni. Diyorum. Bu ben değilim, bu ben değilim, bu ben değilim. Yeter Allah yeter. Biraz da benim ben. Çünkü Hazreti Ali namaz kılarken demir çıkarttılar ya, o kum parçasını. Evet. Geçmiş ya. Görmediğim Allah'a ibadet etmem demişti o. O zat dedi ki, ahiret açılsa bizim iman ettiğimiz şey için söylüyor. Yakinin zedeleşmez diyor. Bu adamlar orayı burada yaşıyorlar. Eşit. Çünkü başka türlü onlar denmez, yaşanmaz. Orayı burada yaşadığının delillerinden bir tanesi de kafiri, düşmanını yatırıp tam keseceği zaman işte malumu affetmez. Biz ise kardeşimizi affetmiyoruz. O, onu öldüren kafiri affediyor. Biz ise affetmiyoruz. Affetmeyi beceremiyoruz, bilmiyoruz. Affa da layık olmuyoruz. Haşim meydanında ya Rabbi beni affet denince Allah dese ki ey kulum gafur sen kimleri affettin bana sırala ben de seni affedeyim. Çünkü affetme affa layık değildir. Merhamet etmenin merhamet etmenin. Neyse. Şu mesele İsmi Azam ve Nur isminin İsmi Azam cihetiyle anlaşılabilir. Nuranet sırrıyla bu bilinir bu. İsmi Azam demek dört ismin cemiyle bakabilen. Evveluhu topla. Hani şöyle. İsmi Azam bu. İsmi Azam bu kişi. Sadece bu dört mü? Mesela hani cüz, cüz'i, kül, kül'i... Bunların için bu. Onlar için mi? Ha. Bunların için de bu. İsmi dört. Mesela bir isim değil evet. Mesela çekirdek canibi demektir. Ama çekirdeğe evvelle alakalı ne kadar isimler varsa. Meyve, ahır değil mi? Ha. Ahır deniliyor. Ha. O adı, sistemin adı ahır.
Ama ahirin içinde ne kadar? Onun esmaları var. Başka esmalar var. Sani var orada. Ahirde sani yok mu? Hay var. Hakim, hikmet, hakim var. Rezak var. Yani bunu dört tane. Adam şimdi mesela Sibzahir'e bakıyor. Tamam mı? Bak bu çok önemli. Kardeşler. Zahir'e bakıyor. Bakarsa bununla bakarsa mana meratiplerini inkar eder. Yoktur der. Ne görüyorsanız budur ya. Budur diyor. Şimdi ne diyeceksin? Yalan değil. Doğru. Gördüğüne inanıyor. Duyduğunu anlıyor. O kadar ya. Oysa Allah mevcudatı simge, sembol, şablon olarak kullanıyor. Sadece batında da bakılsa o da batınlı oluyor. Sadece o da batın. Zahir bakar, zahir uyum olur. Risalece. Risalece. Onu da yazayım. Risalece. Zahiriyun, zahiriyun olur. E o zaman onu da yazalım. Sırf bununla bakarsa bu da batiniyun mezhebi olur. Mezhebi. O da zahiri reddediyor. He? O da zahiri reddetmeye başlıyor. Hocam bu da tabii batına bakınca zahir reddediyor. Mesela uygulayalım. Zahirciler Vehhabilerdir. Yani temsilciler şimdi. Batıncılar da şeylerdir. Vahdet-i vücut. Şia. Şia da batın oluyor. Evet. Şiaların şeyi öyle. Çoğunlukla böyle zahiri şey yaparlar. Şiaların bir kulu. Mesela Hazreti Ali'ye Tanrı diyenler var. Tövbe estağfurullah. Yani ama bizim Ehl-i Sünnet'te uygulayalım. Ehl-i Sünnet olmamakla beraber zahirciler ilmi kelamcılardır. Batıncılar tasavvufçulardır. Evvelciler de aslında onlara bir şey diyemem. Üç tane mesela yol var. Tasavvuf, ilmi kelam, cadde-i kübra. Evvel ahir ikisi belki bir yol olabilir. Ha, bilmiyorum ama biz 5. mektuptan söyleyeyim. Çünkü velayeti sura, vusta, kübra. Şimdi bunlar bir tanesi akıl esas almış, ilmi kelam. Kalbi bırakmış. Kalbi esas almış, aklı bırakmış. Bu tasavvuf. Asıl mücedditleri ikisini cem etmiş. Tamam. Şimdi bunu anlamayana bir şey demeyeceksin. Yani meşgul olmayacaksın. İsmi Azam. Yani İsmi Azam başka bir şey bakış. Hatta ismi batın cihetiyle diyebilirim ki Cenab-ı Hak bir tek hem çekirdekten hem şecere olarak Ayni-i Kübra-i Vahidiye'yi yarattı. Yani onun ruhunu, nurunu yarattı. İşte ümmetinin bir kısmı Miraç hakikatını onun açık bıraktığı kapıdan girerek çeşitli mertebelerde seyr-i sülük-ü kalbi gibi mazar oluyorlar. Yani miracın özelliğidir. Çünkü yol açıldı. Yol. O yolla ille miraç olacak değil, meratip kazanılıyor. Abi şu evvel ahirin ikisine cüz'i, dördüne birden de külli diyebilir miyiz? Evvel ahirinin ikisine cüz'i, dördüne birden külli. Hepsi de olabilir abi. Yani onu kafa yormak lazım. Öyle şey yapamıyorsun ya. Çünkü çok ilginç şeydir yani. Dikkat edersen sistemde kaymamaya çalışıyorum. Evet. Böyle abuk subuk şeyler çıkmasın. Yani bunlar külliyattaki kesinlerimiz. Miraç'ta mertebe kazanmak. Miraç yoluyla mertebe kazan. İlla miracın kemalini bulamayabiliyoruz. Hmm. Ama o miraç olmasa illa miraç değildir.
kemalat yollarının açık kalmasını gösteriyor. Mesleğimiz tarikat değil, hakikattır. Alem güzel ve büyük bir insandır. Sen insan-ı ekberi alem demekten maksat nedir acaba? O zat-ı nuraniyeden gayri kim olabilir? Acaba o zat-ı nuraninin külli ve cami ve vahid ve muhit aynedarlığından enbiya, ashab ve asfiya, evliya ve bütün mevcudat hariç midirler? Şu mevcudatın asıl nurani ciheti, ehadiyet ciheti, o dairenin en geniş ciheti tecelliyatın zat-ı hamidiyenin hakikatını teşkil etmiyor her şey. Mesela ahiret olsa da bu dünya olmasa, bu ayni Muhammediye ve nur-u Muhammediye nakıs olurdu. Çünkü en cami mertebesini yaşanmamış olurdu. En cami mertebesi en kesif olan alem-i şehadettir. Zannediliyor ki orada olsak da buraya gelmesek. Olmaz. Orası burası neresi ki zaten? Buradan söylüyorsun onu. Burasız, orasız yok ki. Hasan abi, şimdi bu dünyada insanlar diyor ki işte orası var mı? İşte neden dünyaya geldik? Sadece ahirette olsaydık olmaz mıydı? Bu akılla olacağız değil mi orada Hasan abi? Evet. Şimdi şöyle, bu akıl artı ek akıl. Yani orada olsaydık bu soruları sorardık yani değil mi? Sorardık. Mesela şöyle yani orada bir cihetle böyle uyuşturucu almış gibi anlamaz gibi dolaşmayacağız yani. Bu mesela bir tane sordu. Niçin Hazreti Muhammed peygamberdir? Ahmet olsa, Hasan olsa ben peygamberim. Aynı soru sormayacak mıydınız? Ne Hasan'dır? Bu soru durur mu? Durmaz. O zaman bir tanesi karar kılacaksın. Doğru mu dedim? Bir tanesi çilecek. Ahmet oldu, niye o peygamber? Hasan olsun. Hasan olsa senin adın ne dedim? İlker. Dedim İlker olsa ben diyecektim. Niye İlker? Doğru dedi. O zaman kim seçilecekti? 31 defa hem o zattır hem o zattır var ya. Miraç Risalesi'nde sonunda. Şimdi sorular bitmez. Önemli olan pergelini bu detaydan, teferruattan muhite bakmak değil, merkezden muhite bakmak. İşte bakış tarzımız, yani doğru soru sorarsak doğru cevap buluruz. Mesela bana bazen soru soruyorlar. Bak bunu diyorum, sağa hasreten hanımlarda oluyor. Hasan abi böyle dedi deme. Böyle sordun da böyle dedi diyeceksin. Sonra soruyu değiştirip cevabı aynı nakletme. Değiştirdiğin sorunun cevabı değildir benim cevabım. Yani mesela bu niye böyle rahle? Niye siyah? Beyaz olsa niye beyaz? Niye böyle? Bitmez. Ama ana merkezden burası ders ortam. Deyince her şey yerine oturuyor. Sana ders ortamını kabul etmeden gelse bir tane güzel. Ulan yatak odasına benzemiyor. Oturma salonuna benzemiyor. Ticarethaneye benzemiyor burası. Bakkala benzemiyor. Yani bir sürü sorular türetiliyor. En iyisi burası ders yapma yeri. Her şey oturdu değil. Tabii ya böyle şey olması lazım. Rahmeler olacak. Yastıklar olacak. Değil mi bak? Yani arkadaşlar ne olursa olsun istikamız yorulmamak için hem soru hem cevapta merkezden mühite bakmaya alışacağız. Doğru bakmak, doğru soruyu sormayı, doğru sorular bize doğru cevaba götürür. Merkezden kastınız ne abi? Nasıl yani merkez? Ben merkezli bakmak lazım. Egoist. Yani o felsefecinin dediği tarzı değil. Enfus'tan afaka bakacaksın. Afaktan enfuse baktın mı senin zihnin dağılır der. Ustak diyor. Dağılıyor. Mesela ilk önce böyle gidiyorsun, böyle derslerle mevcudat aynasında dağılmadan enfüse geçiyorsun. Merkezden mühite bakışımızı kapacağız. Yoksa ustak öyle diyor. Merkezden mühite bakamadın, her şey dağılık. Hiçbir şeyle tatmin olamaz. Kendi aleminde göreceksin o. Mesela bu dünya niye var? Ahiret var. Yani hakikaten bu dünyaya gelmezsen ahiret nasıl olur? Kendinden bak. Bu mesela enfüsten bakma deyince dört ismi azamda. O ismi azam. En ismi azam bakışı olabilir. Yok. Değil, o, değil mi? Bu o değil. Mesela bu oraya götürür ama.
her enfustan bakan dört isimle bakıyor değil. Mesela Risale-i Nur'un enfusi dersleri var. Enfusi, Allah'ın delilini iki tane yapıyor mesela. Bir afaki, bir enfusidir diyor. Hatta Allah'ın değil, üç tane. Bir 29. sözde diyor ki, bekay ruh, haşir, melaike bahsin işliyor değil mi? 29. söz. Üstad Hazretleri üç Risale için diyor ki, felsefe ile bilinmesi, yazılması mümkün olmayan üç tane eser var. 24. mektup, 29 ve 30. söz. Bunlar için diyor. Peki, 29. sözde diyor ki, ekay ruh, melaike ve haşir. İki tane temelde delillendiriyor. Bir afaki, bir enfusi diyor. Gördünüz mü? Afaki ve enfusi. Afaktan gidiyorsun enfuse. Artık merkezde muhite, 146 emirden de söylüyor. Merkezde muhite bakmak. Bütün derdimiz bu yani. Bu melekeyi kazanmak. Bunu kazanacağız. Yani mesela onu da nasıl mesela diyor? Lemalar 127'de, 327'de her şey aynı Muhammediye'de görülür, gösterilir diyor. Hatırladın mı? Hı hı. 327 veya 317. Kullanıyorsun çok. Çok kullanıyoruz. He. Yani çok tuhaf yani. Her şey bu aynı Ahmediye'de görülür, gösterilir. Peki o mesela aynı Ahmediye demek küllileşme manasında değil mi? Küllü. Enfüste küllileşme. Tabii enfüste. Yani mesela ben diye baktığımda cüz'i bakıyorum ama aynı Muhammediye'ye bazen küllileşerek enfüste bakıyorum. Mesela ben diye bakarsam vallahi yeme içmen cennet cehennem başka bir şey yok ki. Ama insan ekber baktığın zaman, insan ekberi düşünebilmen için, tefekkür etmen için, bu mevzu konuşabilmen için dört esma gerekiyor. İnsan ekber nedir? Ağacın kökündeki çekirdek, ağacın zahirisi, ağacın arkasındaki makina, meyvesi değil mi? Dört. Bunu nerede anlatıyor? İkinci şuada anlatıyor. Huvel evvelu, İmam Ali'ye göre altı tanesindir. Ustad bu altıyı bir teke cem etmiş. Biliyorsun. Allahu ehada cem etmiş. İlk önce merkezde muhite bakmayı alıştık mı? Bu sana şunu veriyor. Olayın arkasına geçiyorsun. Olayın arkasına geçiyorsun. Olayın arkasına geçince dört esma ile bakma hakkını kazanıyorsun. Dört esma. Evveluhu sikke. Ahiruhu hater. Zahiruhu mühür. Batınuhu tura. Buna vahdet, ehad, ehadir, cüz, cüz'i, külli. Bu sefer acayip bir külli oluyorsun. Bu sefer önünde Rıza İlahi'den başka bir şey gözükmüyor ki zaten. Mesela kainata, şecer-i hilkata dört isimle bakınca hayal et şecer-i hilkati. Cennet nerededir? Ta çekirdek nerede, cennet nerede? Cennet ağacın uzanmış diyor, iki dalın meyvesidir. Biz çekirdekten bahsediyoruz. İnsan bir çekirdeğe benzer diyor. Cennet cehennem için ne diyor? Bu şeceri hilkattan uzanan iki dalın meyvesidir diyor. Meyvedir. İnsan çekirdektir. Meyvenin arkasındadır zaten. Hepsini zikrediyor yani. Mesela 23. sözde bir saraya denk geldim diyor. Ya Osman acayip bir şey bir saraya. Zahire bakınca komple zahirdir. Batından bakınca batındır. Evvel bakınca evveldir. Ahir bakınca ahirdir. Nasıl bakarsan odur ya. Hasan abi. Ya bilmiyorum, benim alemde çok şey değiştirdi ama Ayn-i Muhammediye diye bir şey geçmiyor Hasan abi. Ayn-i Ahmediye geçiyor. Hakikat-ı Muhammediye ya var. Hakikat-ı Muhammediye var. Mirat-ı Muhammediye var. Baktın ama Ayn-i Muhammediye yok. Yok değil mi? Bir önceki derste de Hasan abi onu deyince araştırmıştım. Mirat-ı Muhammedi geçiyor. Ayn-i Muhammedi yok. Ayn-i Ahmet yani var. Mirat mı geçiyor? Mirat-ı Muhammedi. Ahmet Ayn-i. İşte daha başka. Mirat. Yapma. Can hasta edeceğim Hasan abi. Mirat deyince. Tamam aynı açayım ya, şimdi ne? Açın abi ya. Bu akşam da kopalım ya. Abi kopalım ya. Zaten bugün zor tektim. Biraz şey oldum yani. Tekrar oradan şey yapmak istemiyorum. Koştu. Zaten bir yada tektim. Nelerle meşgul oluyormuş. Vay be. Başka türlü sahabe mesleği olamaz ki abi zaten Muhammed. Ahmet insanlık cihet olduğu için. Ben insanı büyüttüğümü zannediyorlar. Ben
peygamberi insanlıktan çıkar. İnsanlık ona verilmiş, insan değildi ki. İnsanlık sana verildi. Sana demiyorlar mı? Aya. Lan insanlığını mı kaybetti? İnsanlığına ne oldu? Ne insanmış ya bu adam? Ayan, ulan insanmış ya. Bak insanlık sana verilmiş. Bana bu insaniyete insan gelecek ama sen insan değilsin. Daha arkadasın. İnsan arkasındasın. Allah ekber. Şeceri hilkat insandır. İnsan, ben ise onun arkasındaki en iyi. Nur-u Muhammed-i Mecul'un timsali sureti. Peki Allah Resulü nedir? Misali rahmeti, timsali merhameti. Öyle miydi? 199 mektubat. Allah Resulü için ne diyor? Bak, 199. Timsali muhabbeti, timsali timsali, o yeniden okuyalım. 199. 7. 6. diyor ki onun bir misali muhabbeti, misali muhabbeti, timsali rahmeti. Gene o esma mertebesi gene o. Bunu daha Hazreti Ayşe radıyallahu anh da diyor ki Muhammedlik çekirdeğine en iyi imtisal eden odur diyor. Nur-u Muhammed'i imtisal eden en güzel eden odur diyor. Evet, en güzel imtisal eden o. Yani Muhammed'e en iyi uyan Ahmet'tir. Yani o da uğraşıyor. Yani şimdi söz olarak geçiyoruz da bunu bu yani ömrümüz yetmez yani bu Muhammed'e en iyi imtisal eden odur. Ne demek ki? O zat Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam kalbi. O zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam kalbi, hayatı, ruhu, aklı, cesedi, cismaniyeti değil mi? Yani kainata büyük insan bakarsak diyor, cesedi diyor israfi misal olur diyor. Şu anlarda. İsrafil. Nerede dolaşıyorsun? Arabayı nerede kullanıyorsun? İsrafilin vücudunda. Neye benziyor? Kendini dolaştırma abi. He? Kendinde dolaşıyor mu abi? Evet, bak şimdi, ailen öyle. Oraya geleceğim. Ya burada bir tane karınca vardı. Ayağımdaki üstünü nereden bilecek? Buradan konuşuyor böyle. Dolaşıyor değil mi? Burada dolaşıyor. Ama ayaktakinin dolaştığını bilmiyor. Biz neyiz biliyor musun? Biz, büyük kainat olan bende, ya ayağında dolaşıyoruz, ya bir göğsünde, ya arkasında, ya bir yerinde dolaşıyoruz. Biz bizdeyiz kardeşim. Bir yerde değiliz. Kainat büyük insan değil mi? Ben küçük kainat değil mi? Ben kainatın içinde değil mi? Fihi mafi. İçim, dışım da zaten dolaştım. Dışım zaten benim içimde. Ben bendeyim kardeşim. Ben başka bir yere gitmedi ki. Müddin Arabi öyle demişti, ben Rabbuken, ben Nebiyken, kabre girince soru sordukları zaman, ben Rabbuken dedikleri zaman, Allah Allah, biz bizdeydik, biz bize geldik, biz bizdeydik, biz bize geldik, bizi bizden mi sorarlar? O mükemmekil olarak görmedi ki, benim hangi hakikatımın, bilmediğim bir hakikatımın dışa vuruşu olarak gördü. İçeriden kim soru soruyor? Kendi hakikati. Allah Allah. Kendi hakikati karşısına dışarıya çıkmış yani. Bu kainatın çekirdeği aslesi insan değil mi? O zaman dağlar, tepeler, bu saat, telefon, masa. Benim dışa vuruşum. Yani hesap sonra geleyi benim bir sıfatımın dışa vuruşu. Ona şahit oluyor da ona şaşırıyor ve keyif alıyor. Benim bir sıfatımın dışa vuruşu. Ona diyor, yani... Sen yaprak çekirdeği nasıl böyle bir soru sorarsın? Diyor, yaprak ben varım falan. Havalar atıyordu ya dalda. Çekirdek diyor ki, bensiz kendini ifade edemezsin. Yani kabirde de soru soran yaprak çekirdeği evet, soru soruyor. Tabii tabii, yaprak çekirdeği soru soruyor. Yani kendi sen neydin diyor. Çekirdek de diyor ki, Allah, Allah, Allah.
Hayret. Ne güzel konuşuyorsun sen. Ben sen. Ama bensiz zaten vücudun yok senin de. Vücudu hariciye ben. Timsali olmuş. İnsan. Onun için Kabe'ye gitmiş. O zahirden bakıyor değil mi Hasan abi? Evet. Yaprak zahirden bakıyor. Evet. Zahirden bakıyor. Kabe'ye gitmiş. Kabe selam vermiş. Hoş geldin ey Muhiddin demiş. Anası. Konuşuyorlarmış ya. Canlı ve ruhlu ya. E o da karıştırmazsa ne olsun insan abi yani. Daha da ki burayı karıştırmasın da iyi gene durmuş o kadar diyorsun. Peki ne işimize yarıyor bu? İnsanlık bari. Benim hem cinsim, benim nöminem, rehberimiz, sevgilimiz, sevdiğimiz insanlar böyle varınca çocuğun malı mülkü serveti, babasının malı mülkü serveti benim hissedip sevk aldığı gibi bunlar hep bizim hazinemiz. Yani önümüzdeki gördüğümüz insanlar becermişse bize becerme imkanını, becerme yapılabileceğini imkanını sunuyor. Bu imkanı veriyor. Yani hiç kimse konuşuyoruz ama kimse yok bunu yaşayan. Yani tamam da söylediğin yaşanmış mı? Evet yaşanmış. Onun için sık sık örnek veriyoruz. Ama bu tamamen o taraftan bu tarafa bakıyordu. Muhyiddin Arabi'nin fena fillahı var ve kabillahı olmamış. Ama asıl imam olan İmam-ı Rabbani baştan dönüyor. Ve kabillahı da var. Gitmiş fena fillahı, dönebilmiş ve kabillahı. Konevi dönememiş, Hallacı Mansur dönememiş. Yani ve kabillahı dönmektir. Dönememiş yani. Ama burada yaşamış. O haletle. Daha zor bir şey. Zor tabii, onlar çok zor. Ama yani uçağı kaldırmışlar, irtifayı sağlamışlar, inememişler. Tuhaf duyduk anne. Acayipmişler. Çok zor. Allah onlara yardım etsin. Hocam, öyle bir tanıdığınız var mı abi? Nadir abi. Nadir abi de o hafız bana biraz öyle geliyor. Hafız öyle. Ben geçmişine rağmen. Kavzan da öyle bir şey. İnememiş. Ha. Yok. Yok hakikaten. Mesela hayatında yalan ve şaka, ne dersin inanıyor? Şaka dedim diyor. Bu yalandır diyor. Şakanın yalanı yoktur diyor. Allah Resulü derdi ki diyor, ben de latife yaparım ama latife latif ol. Sen bana yalan söyledin dedi bana. Şaka yaptım şimdi. Ondan sonra hiç unutamıyor. Yani iş yok, bu yanamada yok. Ama biz buradan bakınca saf deriz. Evet saf. Bizim gibi hurda kaş, anonim şirketi değil. Saf, saf sen misin o? Ona diyorlar ki, diyor deli falan. O da bazen kızınca en kötü şey, oraya gidince sana sorarım diyor. Ama ödüm patlıyor. Adam arkasına düşüyor o lafta. Aman akıl helal. Yani Ahmet dese bir şey olur da o dediği zaman çıkmış içine ahirette sorarım sana. Korkunçtur. Nasıl diyoruz abi? Tövbe tövbe tövbe. Mesela bir tanesi dedi ki abi dedi senin dersine gelen umumi derse gelen falanca şöyle şöyle bir adamdır. Yani ne demek istiyorsun? Göndereyim mi dedin dersen? Abi öyle adam tutulmaz ki dedi. Umumi ders. Bak. Dedim ki, siz beni terk etmeniz fazla bir şey ifade etmez. Başka yer yok. Ama ben sizi terk ettim mi, bedeli ağır olur. Sizinle aranızdaki ilişkiyi benim kararımı göstermemesi lazım. Biz birisini gönderme hakkımız yok, gönderirsek o hiç iyi olmaz. Seninle, yani şöyledir, Resulullah'ın yanında münafık gibi. Gelmiş. Abdullah İbn-i Sır, sen münafıksın çık dememiş. Onun ruhu, nuru olmasaydı hiçbir şey olacak mıydı? Kalp, ruh, letaif, sır gibi şeyler için tecezzi etmek mümkün mü? Ancak ruhani bir ruhun misali aynalar olur. Ruh tecezzi etmez bir küldür, basittir. Basit halk arasındaki basit değil, tek şeydir. Ama her şeydir. Yani bir birleştirilmiş şeyler değil. Basit o demek. Cevher. Cevher.
Cemalettir. Demek şu kainatın asıl mahiyeti tecezi etmez bir küldür. Yani ismi azamla öyle. Ehadiyetin en geniş dairesidir. Baktım bugün de 178 sayfadır arkadaşlar. Biraz izle okuyalım. Biz daha 16. sayfadayız. Belki de şimdi ne kadar? 7-8 ders saat oldu. Biraz gideyim ki. Demek kainatın, kainattan o zatın nuru çıksa kainat helak olur. Yok, atladık. Demek şu kainatın asıl mahiyeti tecezi etmez bir küldür. Yani ismi azamla öyle ehadiyetin en geniş dairesidir. O dairenin en büyük mümesili Nur-u Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. Demek kainattan o zatın nuru çıksa kainat helak olur. Fakat o zat cemali bir ayni kübra olup celaliyi de gösteriyor. Nasıl yapıyorsa bir cihette celali tecelliyatı da aynı olur. Celal. Helak olurdan kasıt ne abi? Mesela helak olur diyor da. Bu böyle bu adam yani, ölmesi, cehenneme gitmesi falan değil. Ne demek abi o? Yani nuru çıksın. Adem'e yakın. Cehennem vücududur. Helak olmak cehennem değil. Ya Adem'e mi oluyor? Adem'i. Yani mesela diyelim ki bizde de yapalım helak. Gözün vardı, bantlamışsın. Öyle bir istidat ve kabiliyetin vardı ki evet, öldürmüşsün. Günahı yok ama o istidadın yapılması gerekeni yapmadan ölmüş gitmiş. Ama ya. Bir talip var ya abi, ölü melakettir diyor Adem'in arkasında. Yani bizim bildiğimiz cehennemin arkasında. Ölü melakettir denen başka ölüm bir makam var Adem alemlerinde. Adem alemlerinde evet. Evet. Adem alemin içinde bir alemsiz hal. Bir sürü şeyler var. Ölü melakettir dediniz ama çok dehşet bir şey ya. Evet. Bunu tahayyül ettiği zaman insan korkunç yok. Bizim bildiğimiz ölümle falan ilgisi yok. Tahayyül etmenin hafif kalıyor. Vay be. Bu hayat bitiyor biliyor musun? Ezeli ve ebedi. Bir daha ezeli ve ebedi. Hiçbir zaman bir daha dönüp bu dünyada insan olup kendini deneyemeyeceksin. Ve bir saniye geri alamayacaksın. Bir saniye. İşlediğimiz günah hemen akabindeki saniyeden önce de geri gelemiyoruz. Olmamış yapamıyoruz. Aynı şartla tövbe demek arkasına geçmek demekmiş. Olayın. Tövbe günahın arkasına geçmektir. Onu lügatı da bir yerde gördüm. Olayın arkasına geçip onu ona hakim, onu hayra kullanabiliyorsun günaha da. Nasıl? İki büklüm oluyorsun. Neyse. Hafızları çok kullanır ondan sonra. Tövbe. Ağzına hep tövbe var ona. Demek o zat, demek kainattan o zatın nuru çıksa, oraya okudum. Arkadaş, benim bir ubudiyetim demek, benim bir ubudiyetim demek, 1 milyar hatta hadsiz ubudiyetin demektir. Niye? Nurani aynadarlığımla Cenab-ı Hakk'ın hem bir tek hem milyarlar nihayetsiz adetleri olan aynısıyım. Yani mesela bir televizyon ekranı düşün büyük ama 1 milyon tane televizyonlar küçük küçük görüntü. Ama hepsi farklı gösteriyor. Hani işte bir aynasın ama bütün aynaların cemisi. O zaman bir aynanın bir şey muvaffakiyeti hepsini etkiliyor. O zaman uzun kısa yaşamaya öyle anlamı yok. Hakikatte tek ayna. Tek ayna. An hisseyali yetiyor. Hisseden oluyorsun yani hepsini. Bitiyor. Bir an hisseyali yetiyor. Demek ben hem tek kişiyim hem hadsiz kişiyim. Cüz-i iradeyi külli, külle terkte diğer bütün cüz-iler de dahildir. Mücerret zikir etmemek yani enfusi afaki arasında münasebet kurmak. Mücerret zikir etmemek yani zikir var ya şöyle tavaf etmek. Subhanallah, subhanallah sen şey yapmak içinmiş meğer. Zahirden hakikate geçmek ve arasındaki yolu bağ kuvvetlendirmenin şeymiş o. Mesela diyelim ki sen orada dur, bir ip attım. Kopar da yani
ay birazdan o güçlendi. Bir daha aynı şey tekrar gibi gözükürken tekrar değil. Mesela ip, ince ip. Attım makara ipi. Seninle ben arada tutulurum. Tutulmaz da makara ipi kopar. Aynı makara ipi. Aynı şeyi tekrar etti. Biraz daha. 20-30 tane hali. Oluyor, halat oluyor. Halat oluyor. Gibi içilmiş. Sikir o. Aynı şeyin tekrarı gibi gözükürken aynı şey değil. Ayrı bir ipmiş. Tavaf da budur. Tavaf, ip. Tekrarlar hep budur abi o zaman. Hamam. Evet. Duvar örmek gibi abi. Tuğla, aynı tuğlayı koyuyorsun ama duvar oluyor. Evet. Hep aynı. Mesela plak böyle döner. Orada bir tane eski plak. Babam Almanya'dan getirmişti. İğne var, koyuyorsun. Plak döner. İşi o. Bir sistem. O iğne de aynı yerde durur. Ama kayıyor. Farklı ses geliyor. Ta baktım buraya gelmiş. Plağı bitirmiş. Hayat daha nedir? Plak nedir? İğne ne varsa onu okur. Anladın? Ne varsa onu okur. İğne koyarlar ya plakları. Ama bir bak hop sıfırlandı. Bitti. Bu bütünlük işte kader. Küllü nurani olmak. Dedim başlık altında bir şey. Ala külli hal, kül olmak lazım. İptida ve muntahadan tecerrüt. Biraz daha. Başlangıç ve sondan da tecerrüt. Ondan gayrisinin görmesinden tecerrüt. Allah'tan başka. Yani rızasından her şeyden tecerrüt. Öyle cennet, cennet. Tecerrütün batını gibi oldu. Evet. Yani günahlardan ondan konuşmuyor zaten. Yani artık böyle her şeyden tecerrüt. Bir kişi bırakmak için. Yani bu fikri alıştıra yapa yapa, konuşa alışsın diye. Zikir, fikri, kalp ve ruhun imtizacıyla bunu yapmak. İlk önce fikri yapıyoruz şu anda. Konuşuyoruz. Sonra inşallah bir gün ip yap, bir attık, senin aramda bir daha atalım aynı, güçlendirelim ipi. Fikir bakarsın bir his olur. O zaman his olduğunu nasıl anlarsınız? Anlaşılır. Olaylar ezmemeye başlar seni o kadar. Artık fazla ilgini çekmez. Ama zahirdeki davranışların birilerinin davranışına benziyor ama senin hissettiğin, düşündüğün gibi o davranıştan, o öyle anlamıyor, öyle hissetmiyor. Mesela ben de koşuyorum. Gelirken, adam da koşuyor. Adam ne diyor? Kendisi işe gitti, için bak işe gidiyor. Bak, işine yetişecek, acele ediyor. İşe gidiyor. Para kazanmaya gidiyor. Ama ben başka şey gidiyor. Mesela onun için esnaf-ı zamun diyor, hikmetini bilmediğiniz sözleri ve davranışlarını suizan etmeyin diyor. Çünkü senin aleminde anlaşılan o söz, o hareket onun aleminde öyle değil. Bütün zaten kıyas-ı bir nefsten başlıyor. Kavga ve gürültülerimiz şu alarda geçiyor. Kıyas-ı bir nefs. Benim alemimde bu hareket buysa, bu söz buysa, onun aleminde de odur. Hayır. Değil. Kıyas ve kadınlarla erkeklerde çok oluyor. Karı kocalarda çok oluyor. Çok. Onlar yani bu arada ben şeyi de yapıyorum. Yani sıkıntının sebepleri bu. Oradan da ifade edemediğin zaman orada suizan çıkıyor. İfade ettiğin zaman iticilik oluyor. Onun için mesela diyelim ki bir insan nettir böyle. Net ifade eder. Diyebilir misin ki abi, adam bu siyasetten adam ya, adam ne adam ya, seni de öyle diyorum. Onun için bizim alemimizde anlaşılan mana ile onun aleminde anlaşılan aynı mı ki? Ustad şöyle diyor mahkematta buna. Senin anladığın bir mana oldu o davranış o sözden. Mahkematta diyor ki ben bu hareketine, bu sözüne bunu anladım. Doğru mu? Ona sor diyor. Kelamdan örnek vereyim.
Hatay'da, Kırıkan'da, Hatay'da incir denir. Biz yemiş denir, biz incir deriz. Bak onlar, git bakalım incir kaç para desin, bak nasıl kızıyorlar. Hurmada denmez Arabistan'da. Vesaire. Yani zikir, fikri, kalp ve ruh intizaç, yani bütünsel bakabilmek. Kardeşlerimden maksat... Tecerrütte iki tane madde saydınız. İktidale şey... Diğer biri. Yani tecerrüt olmadığı için tecerrüt var ileride. Bir tecerrüt maddesi de var böyle. Dağınıklıktan tecerrüt var. Yani tecerrüt... O iki tanesini yazdınız. He tabii, şimdi bu bana lazım da şu anda. Tecerrüt ne demek? Nasıl tecerrüt? Mebde ile muntaha. Yani meyveden bakarken, yani ahire bakarken evveli ile bakmak. Evvelden bakarken ahire de bakmak. Ondan tecerrüt dediniz. Tecerrüt. Bundan da tecerrüt. Yani köce böyle alışacağız. Bundan da tecerrüt. Yani tecerrütün zirvesi ya. Artık mesela şöyle diyeyim. Gözünüzü kapatmıştınız geçen iki hafta önce. Mesela isterseniz bir de deneyelim. Ama kimse konuşmasın. Ben konuşacağım. Siz yapın. Gözünüzü lütfen kapatın. Hiç kimse olmadığını şey yap. Bak hiçbir şeyi görme. Ben mesela şu anda görmüyorum. Şu anda bir boşluk var siyah. Şu boşlukta Allah mı hakim, Allah mı kesin, sen mi? Hiç fikir yorma. Dur. Evet. İkisi de doğrudur. Tamam. İkisi de doğrudur. Tamam. Birisi enfusla bakıyor. Birisi afakla bakıyor. Birisi büyük, birisi melekut. Birisi isim, birisi ismansal. Farklı. Bunu da deneyeceksin. Yani yapa yapa. Mesela buna başka bir örnek de veriyorum. Değişen oldu mu abi fikri? Peki başka bir şey. Ben... Kapattın mısınız? Kapattım. Ben bunu alıştırayım. Kendim yaptığımı söyleyeceğim. Kapattık değil mi? Tamam. Tavana çıkar mısınız hayali? Oradan bakar mısın kendine? Tepene, takkene bakar mısın kafana? Gör. Gör, 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 gör. Kendini gör. Görmeye çalış. Bu 17. söz. Tamam, açabiliriz. Gördünse, hariçten kendini bakabildinse, başka bir mana, daha bakamadınsa, daha çok yürümek gerekir. Rahatça kendini görmen lazım. Hariçten kendini. Kendini rahatça görmen lazım. Yapa yapa alıştıralım. Bu tefekkürde ayrı bir malzeme değil, sistem. Bedenden sıyrılmak şey mi? Alametidir. Antrenmanı. Antrenman gibidir. Bakabilmek. Bakabilmek. Becerisi. Hayali kuruyorum gibi mi geliyor? Hayal ettiğin şey zaten o sen. Tamam, hayali de gördüm. Hayal cihazını kullanırsın. Zaten aleti, divan mertebesini kullanacağız. Sonra onu becerdik mi adamın tahayyülle bunu, o zaman tasavvuru vereceğiz eline. O zaman başka yapacağız. O zaman diyeceğiz ki, kendini gördün mü? Gördüm. Girer misin kafaya? Düşüncelerine bakar mısın? Düşüncelerine bakar mısın? Lev muhafıza gireceğiz. O zaman diyeceksin kendine dolaşırken yanlış düşünüyorsun Hasan. Yanlış yapıyorsun. Bu yanlış. Bu da doğru. Bu budur. Diyorsun. Ya, kendini kendinle. Kendi kendinde seyahat ediyorsun.
En büyük yabancı biz kendimiziz. En büyük ihaneti kendimize yapıyoruz. Eden kendine dertini diyor ya. Her şeyi sensin. O kızdığın adam da sensin. Kızan da sensin. Bir şair diyor Hasan abi, diyor ki 20 yaşındaki ben diyor, 35 yaşındaki ben, bir de şimdiki ben diye oturduk muhabbet ediyoruz diyor. Bir sürü hikaye anlatıyor, sonunda karakolda bitiyor işte. Birbirleriyle kavga ediyorlar, komşular rahatsız oldu diyor. Çok mukak bu adam. İnan, şaka değil. Kendi kendinle kavga ediyorsun abi. Evet, vallahi ben bayağı kavgam kendimledir. Acayip. Hep başıma gelenlerle, işte belki zahirde sebeplere uyuyorum ama kendi başıma kaldığım zaman, oturduğum zaman hemen murakibeme dönüyorum. Hemen kendimde görmeye çalışıyorum bu suçu, günahı. Muvaffak oldukça da rahat ediyorum. Mesela herkes. Kardeşlerimde maksat külli nefsimdir. 70 bin perdeler nefse takılıdır. Aslan Peygamber Aleyhisselam'ın aynısıdır. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum ecmain. Orada o aynada Resulullah'ın sadakati, adaleti, rıfkı, enfusçiliği ve ilmi ortaya çıkıyor. Külli nefisleriniz öyle mi? Evet, külli nefis bu. Bu sakın nefse mahalle zannetmemek. Nefis deyince namaz kılmamak kostatıyor ki ömrünce şurada nefsini zulmetti. İnsan. Var ya abi, bu Aya'nın söylediğine siz de katıldınız ya. O nedir biliyor musunuz bence? Biliyor musunuz bence? Abi bence o Allah'ım subhanallah gerçekten münker nekir sorguluyor işte. Ya o sorgulayan münker nekir abi ya. Doğru. Beğenmeyen münker nekir abi ya. Gibi. İnsan kendi kendine sorgulayacak. Evet. Evet. Muhakeme. Kendi kendine sorgulayacak. Ve vicdanı olunca. Kendi kendine sorguladığın zaman kabirdesin demektir sen. Sorguladığın anda kabirdesin. Kabirdesin. Mezar demedim. Tecerrüt etmiş oluyorsun zaten. Evet. Hiçbir şeyin, ama hiçbir şeyin arkasına geçmedikçe o şeye hakim olamazsın. Onun sahibi değilsin. Kontrol edemediğin her şey, o seni kontrol ediyor. Arkasına en azından fikren geçmemiz lazım. Bir de abi şu kafamı çok enteresan takatı. Kusura bakmayın, bölüyorum belki dersiniz ama. Hasan abi, biz Harun'la böyle şey yaparken derim ki, benim cennetimi ben biliyorum. Çünkü benim cennetimi benden başkası bilemez. Ben gözümü kapattığım zaman bana ne huzur veriyorsa işte sular akıyor, işte ağaçlar, çiçekler, böcekler, aman işte bu benim cennetim, benim cennetim ya. Ben onu hazırlıyorum aslında. Benim cennetimi benden başkası bilmiyor. Doğrusu da iki cennet var. Büyüsüsü cennet, umumi cennet ya. Yani evde salon var ya, çoluk çocuk hanım, herkesin ortak, her şey paylaşıldığı yer. Bir de hususi oda var. İşte oraya gelecektim Hasan abi. Çünkü devamlı soruyla şey olacak. Aynen öyle de Hasan abi. Hayatı çemberi genişletirsek eğer. Ay bu çapı. Bu çapı. Bu anlayış. Bu anlayışı genişletirsek eğer. Şu olduğumuz an kimin anı acaba? Şu an. Kimin an? Abdülkadir Geylani Hazretleri gidip ayağını mı düzeltmişti? Oturuşunu mu düzeltmişti? Evet, kıbleye karşı ayağını düzeltmişti. Çocukken uzatmıştı. Geçmiş evvel ismine mazar olunca zahirdeydi. Yani meyvedeydi, ahirdeydi. Telakki edince meyve durumdan şecerenin çekirdeğine geçti. Fena filla olunca çocukken uzattığı kıble ayağını düzeltmiş. Ebedi mali olmamış yani. Çekirdek o zaman patladı değil mi? Evet. Sana bu... Kutsi zat diyor Mustafa zaten buna. Bu dördü arasında şimdi bu dediğinizden hemen yani demin soracaktım ama
bir sıra var mı mesela? Zahir olan birisi ilk önce evvele, sonra ahire, sonra batına geçer gibi böyle bir şey var mıdır bu işte? Yani çekirdeği mesela yani. Onu, öyle bir şey var mı yok? Öyle bir şey var diyemez. Mıdır yok diye diyemem de. Fakat Risale-i Ayet-i Kübra'da birincisi zahirdir. Zaten Ayet-i Kübra'da bunu anlatıyor. Hariçten merkeze bakmaktır birincisi. Dağlara bakıyor, nehirlere bakıyor vesaire bakıyor. Yöntem bu. Bu zahir. Sonra onunla batına bakıyor. İkinci makam. Ayet-i Kübra'nın ikincisi. Ondan sonra zahir batın bu. Yaptı, gitti. Yaptı. Evvel ahir. Evet, evvel ahiri anladığım kadarıyla bu zahir ve batın. Tamam. Enfusçilik var ya, enfus. Bu zahir ve batındı bu. Evvelde Nur-u Muhammedi gibi büyük insan gibi konuşmalar başlarsa evvelden başlamış. Evveli tın tın etmeye başlamış. Balık vurmaya başladı ortasına. Mesela insan zahir, insan sırf zahir değil, ruhu da var. Yani ahiret de var. Dünya var, ahiret var, ceset var, ruh var. Bu zahir ve batın. Ama Nur-u Muhammedi'den dem vurmaya başladı. Ayni Ahmediye'de görülür. Bu tür şeyler konuşmalar yapıyorsa bu bakışından haber veriyor. Bu evvele geçmiş. Evvele bakıyor. Peki evvelle zahir ve batında bakınca kavgalar vardır. Ama evvele geçince, evvelde bakarsan bu aleminde artık sen, ben, kavga, cennet, cennet dedin, demedin, zulmettin, paramı aldın, meselesi olmaz. Efendim abi şimdi? Ben şey demek istedim abi, evvel ahiri, zahir, zahirci olan birisi, evvel ahir caniminden bakabilir. Batıncı da evvel ahirden bakabilir. Yani o iki... Nasıl bir de söyle. Mesela zahircidir. Zahircidir. Ama evvel ve ahir meratibiyle batması derecesinde zahircidir. Kendi zahir sistemi üzerinde. Batıncı da evvel ve ahir üzerinden yine bakabilir. Yani ne fark oldu? Şöyle bir fark oldu. Yani esasında ya zahircidir birisi ya da batıncıdır. Ama bunun kendi içinde evvel ve ahir diye meratipleri olabilir. Evvel, ahir, zahir, batın. Bunları koordinat sistemine koyabilirsek birbiriyle aralarında bir orantı olabilir mi? Yani koordinat sistemi. Mesela kuzey batı, güney doğu. Sen söyle. Mesela ne düşünüyorsun? Koordinat sistemini çizeyim istersen. Çünkü tabii genç tabii işte. Onun için istersen çizirsin ama burada yap. Şu ufak yerine. Yap abi. Evet, kitabı. Evvel, ahir. Aynen doğru. Ama hangisinin etrafa baktığını onu da söyledim. Aynen doğru, çok güzel oldu. Evet, bunların aralarında, kendi aralarında ilişkin bir yukarı doğru, artı bir, artı iki yukarı doğru gidiyor. Çiz o, artı bir, çiz. Nokta koy, ha. Bir, iki, üç. He. Buradan artı bir. He. Burası eksi bir. Burası eksi bir. Koordinat sistemi iki temel şey bu. İki temellidir ama bu yani bu senin anlattığın. Bir anlat sen ondan sonra ikisini. Tamam. Sen buna olabilir mi, uyabilir mi? Evet. O anlamda söyledim. Bir şey ne kadar zahirdeyse artı o kadar batından uzakta. Eksi. Ahir ve evvel de birbiriyle alakalı. Bunların da birbiriyle ilişkileri yani evvelden baktığında hem zahir hem batın gözüküyor. Gözükebilir. Veya buradan baktığınızda bu ikisi batından baktığınızda evveli ve ahiri de görebilirsiniz. Şöyle demek istiyorum. Yan. Şöyle bakınca bu gözüküyor. Öyle değil daha bir şey ya. Nasıl? Koordinat sisteminde koyduğunuz noktanın herkes dışına dikleri koordinatı gösterir ya. Şöyle noktanın nokta tanımlamasıyla da olur. Tabii yani o mesela koordinat o demek değil ya. Bir yere koy abi. E ile B'nin arasında bir yere bir nokta koy mesela. E ile neyin arasında? Şu aşağı sol nereye istiyorsun? E ile B. Şuraya koy. Oradan dik çiz abi E'ye. Dik çiz. Şu. Ha o mertebe şeydeki koordinatıdır. Mesela
neydi o? Evvel miydi orası? Evvelle batınındaki koordinatıdır. Orada eksi 1 ile eksi 3 mesela. Yani bu noktadaki kesişimidir onun şeyi, koordinatı. Bulunduğu yeri gösterir. Bu evet, bulunduğu yeri gösteriyor. Evvel ve batında bu nokta. Yani evvel ve batında. Yani zahiri ve ahiri şey yok. Ahiri. O zaman şey yaptı. Yani. Evvel bak var. Evvel var ya. Zahiri de koordinat verebiliyor. Batına da verebiliyor. Evet. Ahir ise hem zahir hem batın. Evet. Bu da başka bir şey. Ben de böyle söylüyorum. Bu noktaların abi. Yani noktaları farklı yerlere koyduğunuz zaman şey birbirleriyle ilişkilerini yorumlayabilir misiniz? Yani evvel zahir veya şimdi bunların hepsini tek nokta yaptığımızda şurada sıfır çıkar. O zaman da işte ikinci hal bir nokta yap. İşte yani ne ahirde ne evvel ne zahir ne batın hiçbir şey geçiyor. Yok orada. Yani dengede. Sizin dediğiniz nokta orası. Her şey yani şu nokta. Noktaya getirmen için evveli buraya getirdin, ahir buraya getirdin, zahir batını getirdin. Hepsini tek noktadan bakıyoruz. Evet. Burası ben öyle. Bu şeye uygun mu? Zaten oraya o nokta orijinal diyorlar ya. Evet, orijinal. Şey en dengede olan sistemi çizdin. Yani dediğiniz nokta da tam oturdu şu an. Şimdi abi ona mesela sağa sola eksi bir artı bir diye yazdı ya. Ya şey. Onu hareket ettirsen dereceyi. Tahsil ettirdi. Hareket ettirsen sağa veya sola ona göre de derecesini almış olacaktı. Evet, çok güzel. Abi ben bir şey söylemek istiyorum, eklemek istiyorum burada. Bence o nokta o terk noktası var ya abi. Terk noktası o tam o orijin o ilk sıfır noktasıdır ki her yere hakimdir. Terk. İnsan ekber oluyor abi. Ama bence her şey orada başlıyor aslında Hasan abi. Şey Adıç abi bir tarafa geçip yatmasın abi. Hayır. Yat geliyor da. Bu Adem Aleyhisselam'ın şeyidir, orijin noktasıdır. Muhammed'e göre Aleyhisselam göre buradadır. Ama bu da İsa Aleyhisselam'ın evvel ahir zahir batın noktasıdır. Gülüme geliyor. Hazal, o zaman dayanamıyorum ben de geleceğim. Hakkınızı helal edin. Şimdi Veysel Karani Hazreti Ali'ye sorduğu zaman Resulullah'ı gördüğünüz mü? Gördün mü? Gördün mü diye. Önce anlamadı ve sonradan anladı ve anlattı. Neydi Hasan abi? Upuzun bir tünel. Tamam. Değil mi Hasan abi? Tamam. Başı sonu yok. İşte bu sıfır noktası bu. Bence Adem de bu, İsa da bu, Musa da bu, Davut da bu. İşte bu o uzun büyük bir tünel diyordu ya Hasan abi. İşte o hepsi o tünel abi. Zaten İsmi Azam'ın ceminden bakmak onun hepsi ortası olur. Abi. Evet. İsmi Azam'ın ceminden bakmak ortası olur. Abi şey oldu o zaman. Ama işte zahiri ağırlık veren biraz oynatır o merkezi. Bu böyle yapmayı karar verdim biliyor musunuz? Mesela şey var mı? Hizbul Kur'an, Hizbul Hakayık'ın öreği var mı? Bana arkadaşlar. Köşeyi getiririz. Allah nasip ederse onu yazacağım. Okurken peygamberlerin öne çıkan sıfatını şefaatçi yapıyor. Evet. Cevap şu diyor, İsrafil'in işte, buyuruyor. İnsan-ı Kamil'in sıfatları bunlar. Onları kaleme alacağım. Allah nasip ederiz. Ama Risale-i Nur gözüyle becerebilirsin. Bak. Hizbul Kur'an mı verdin? Hakayık da orada. Hizbul Hakayık. Küçüğü var. Ha küçüğüm var. Küçüğü okuyabilirsek tabii. Ondan sonra... mesela şurada. Ya Rabbi ve bihakki Musa ve münacatihi.
öne çıkan sıfatı bu. Ve Tevrati, Tevrat'la. Ve Harun ve Fesahati'yi. Harun Aleyhisselam ve Fesahati. He. Ve Şuaybe ve Hitabeti'yi. Ve Yuşa ve Refakati'yi li Musa aleyhisselam. Ya Rabbi ve bihakki Salim ve Nakati'yi ve Hudi ve Hibeti ve Zulkarneyn ve Hakimiyeti'yi ve Daniye ve Hikmeti'yi ve Lokman ve Hakimiyeti'yi aleyhisselam. Ya Rabbi ve bihakki Davud'e ve Hilafeti'yi. Ya Rabbi ve bihakki Davud'e ve Hilafeti'yi ve Zebur'i ve Süleyman'i ve Mucizati'yi. Ve Zekeriya ve ibadati ve Yahya ve siyadati ve İsa ve zehadatihi ve İncil-i Aleyhisselam. Bu 28 tane peygamberin öne çıkan sıfatları. Yani bu aynada kendimizi görmek için böyle bir ayna yapacağım. Ayna bu. Bunlar sıfat, ayna. Burada sen mesela ve İsa ve zehadetihi yani züht, ehli ve İncil'le muvaffak olmuş. Ya Rabbi ve bihakki Habibikel Ekrem ve miradi ve Kur'ani miraç yani enfusi tefekkür. Bana gelmeden mesela başka ne vardı? Hakkı için diyor. Mesela ya Rabbi ve bihakki evet hak. Yani şey gibi diyorum. Celcise ve metanati ve Uzeyri ve hayati ve Hızrihi ve seyati ve İlyase ve Risaleti aleyhimusselam. Ya Rabbi ve bihakki Musa ve Munacati ve Tevrati ve Harun ve Fesahati ve Şuaybe ve Hitabeti ve Yuşa ve Fekati li Musa aleyhimusselam. Acayip ya. Bugün okurken zaten tektim öyle. Allah bu, ya bir sürü sıfatı var. Niye çıkmış? Cami sıfat bu. Bu neymesi ki? Bunların yüzü sürmetine diyordu. Bunları 28 tane sıfat. 28 tane sıfat. İnsan ikamesi. Bunu yazacağım. Mescidlerde de namazı kılarsın. Hiç değil abi. Ondan sonra bugün şey yaptım ya. Vettin ve Zeytun. Mekanla alakalıdır yani bir de. Yani zeytin yöreye de yemin ediyor. O hurmaya yemin ederken çıktığı yere de yemin ediyor. Mekan da var. Ondan sonra onları da meşgul oldum biraz. İncir şeyi anlatıyor. Şam dağlarına. Orası ana merkezi. Şam dağları. Din Turisina. Yani incir Şam dallarına şey diyorlar, ne diyorlar ona? Ya mektubatta da geçiyor ya. Şeylerden. Faran. Faran dağları. Turi Sinat'e, Faran dağları. Faran dağları incirin memleketi. Ana, ilk. Ve incir her geneldir, her memlekette vardır. Ama İsa'yı simgeliyor. İncir. İncir. İncir'e benzediği için. Ondan sonra çok da uyuyor benim tefekkürüme. Meryem diye bu. Bu Meryem diye. Çocuğa benziyor burası. Dönüyor, zar bozulmuyor. Meryem. Doğum yerinden doğan ruhullah İsa. İncir. Dima. İki baş var der. 702'de. İnce Mesnevi'nin ümreyde. İnsanın iki başı var. Hem kadın hem erkeği. Bununla teneffüs eder. Üst başı ile hararetli hareket edici. Şey yapar diyor. Kelamda. Alt başıyla suyla. Yani hepsinin ayrı bir kıblesi var. Vettin ve zeytun. İncir ve zeytin. Birisi yumurta, birisi sperma. Tamam mı? İki var. Ondan sonra Mesnevi de anlatıyor bunu. Kızını canlı anlatıyor. Ve mescitleri de şey yapıyor. Mesela din şey ve zeytun Tur-i Sina ve Mısır bölgesi Mescid-i Aksa'yı simgeler.
zeytin. İncir ise Faran Dağları, Şam, oralar o şeyi gösteriyor. O da şeyi alıyor, Medine'yi de içine alabilecek bir bölgeymiş. Ondan sonra şey ise, peygamberimizin daha neydi? Uhud. Yani bu iki tane şeyin cemiyeti. Neyse, yazdık onu, defterde var. Meşgul oldum bugün. Çünkü meyveden bahsediyor, mekan otomatik söylüyor. İsa ve Musa, birisi teşbih, birisi tenzih. Bu burada. Yani İsa neydi? Teşbih. Musa teşbih. Bak, İsa teşbih. Musa tenzih. Yani taranın. İsa incir. Musa zeytin. Tamam, böyle. İncir şeydir. Bitkiler içerisinde yavrusuna süt veren istisna bir ağaçtır. İncir. Kadın. Süt veriyor yavrusuna. Bir de galiba hurma veriyor. Öyle zannediyorum. Yoksa tek midir? İncir yavrusuna süt veriyor. Konuda da hep teşbihce hep böyle tasdik ediyor bizi. Yani dişi yani. İncirin içinde bir kadın, doktoruma söyleyeyim, bir kadın hayat boyu ortalama 300 bin mi yumurta, çocuk olma yumurtasını salgılayabiliyor? Yok, o kadar değil de yani. Şu an sayıyı tam bilmiyorum ama evet. O kadar da 300 bin değil yani. Toplam. Atılan dışarıya atılan. Sperm daha fazla. Yani, evet. Ayda bir tane mi? İki tane mi? Bir taneden hesaplarsanız işte yaşam süresine göre. Evet. İşte. Bin ay. İncirin bu. Tamam, 300 bin olmaz yani. 300 bin olmaz. İncirin içerisindeki say kadardır. Çekirdek. O kadar olmaz incirin içinde. Çoktur abi. İncirin içi çoktur. Evet. Sayısal olarak. Şimdi bu incir aynı yumurtaya benziyor. Tamam mı? Ve anasını şey. Neyse. Zeytin de kalmayın. Orada Nur suresi var. Zeytindeki nur. Velem temsesun nurun ala nur. Zeytinyağı Zeynep. Neyse. İnsan-ı kamil sıfatını anlatıyor burada. Bugün okurken buna cattım, böyle düşünerek okuyordum. Ya Rabbi ve bi hakkı salihin ve nekatihi ve hudi ve hebetihi ve zulkarneyn ve hakimiyeti ve daniyele ve hikmeti ve lokman ve hakimiyeti aleyhisselam. Tık tık böyle düşünmüş. Niye bunlar? Ve bi hakkı diyor. Ya Rabbi ve bi hakkı. Ya Rabbi ve bi hakkı. Davuda ve hilafeti. Hilafeti halişti. Mesela Nuh'u sefineti. Sefine gemi değil ya. Gemi de gemi değil. Yüz kaçtı? 113'te Kastamonu'da. Asıl mücedidlerinden bahsediyor. Nuh'un gemisi. Hatırladın mı? Bak nasıl izah ediyoruz da. Zahire bak. Nuh'un gemisi diyor. Bu aslında Risale-i Nur'du. Mesela Zulkarneyn unvandır diyor. Şurayı da okuyun, keselim. Çok uzattı. Kesiyorum. Huttan. Tuhaf değil mi? Bu bir insan ekber makamından bir. Evet. Seviyorum. Çünkü beni ötelere götürdüğü için çok takdir ediyor. Böyle fıtri bu. Okuşma. Bu bunun üzerine konmaz. Bu bunun altına konulur. Bunun üzerine tek bir şey konulur, o da Kur'an. Çünkü sebebi bu tamamen Kur'an'dır. Kur'an'dan seçilmiş. Bu Kur'an artı büyük zatların münacatı. Aşağıdadır. Risale bunların altındadır. Bunun üzerine tek bir şey olur, Kur'an. Peki, Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Bunu Sungur abi öğretti bana. Bak, dua aldı. Risale üzerine ayrı bir şey, ilmihalı koymuştum.
86'da fındık zaten dershanede. Hı! Ahi! Ahi! Öyle canlandı ki almıyor. Hı! Kur'an'ın hakikati. Bu iştihadi, bu Kur'an'ın doğruluğundan gelmiş. Bu, bunun üstüne olmaz. Bunun üstüne ancak Kur'an olur. Nasıl bir ders değil mi? 85, 86. Sonra kendim... En üstte lafa Kur'an. Kur'anlar. Eğer yer boysa Osmanlıca Risale. Latince Risale onun altı. Yani dershane cahil de o senin hususi olan da. Merak etme benim kitaplarımı aldım sistemlerden. Saldırma olmasın diye bir savunma yaptık böyle sonu bir saldırma. Hemen yani bir hafta geçiştirdim çünkü ben geldiğim zaman kurmuşlardı. Ben oraya kurdurmazdım. Kurdurmayacağımı delil hemen kaldırdı. Ama hani saldırmasın diye hemen bir teville şey yaptık. Şurayı okuyayım kesin. Güzel gidiyor. Ay hanım nasılsın, iyi misin? İyiyim. Gel abim buraya. Oralar güzel. Oralar çok güzeldi değil mi? Nasıl ne yapıyorum, gördünüz mü? Şu şeyi şöyle olur mu abi, o dört ismi? Gel abi ya. Orada yok, buradan hani söyleyeceğim. Tamam abi, o zaman şekilli nasıl ayarlayacağım? Yok, şekilli değil. Şimdi ben buradaki bir fıtri bir sıralama var mı diye dediniz ya, yani az önce zahir, sonra batın, mesela Ayet-i Kübra'daki gibi dediniz. Sonra evvele geçer, çekirdek tarafından bakar, belirlenişler kalkmaya başlar filan. Şöyle biraz daha mantıklı mı? İlk önce zahirdeyiz hepimiz. Sonra ahirden bakmaya, yani ben bir meyveyim aslında, meyveymişim bakışı. Sonra batın, sonra evvel gibi olabilir mi? Yani böyle bir fıtriye... Hepsi olabilir. Niçin doğru biliyor musun seninkisi de, umusi de? Senin bakıyorum da böyle, hangi isim garip diye bakıyorum. Mesela gözünü kapattığın zaman, Allah mı kesin, sen mi? O, herkesin aletini kendisi görsün diye söylüyor. Eğer ben hakimsem, merkezde mühite bakıyorsun. Allah hakimse hariçten merkeze bakıyorsun. Allah. İçinde de bir sakınca yok Hasan abi. Yok. Ama hocam abi bu insanda her an her meselede olmuyor. Bazı meselelerde, bazı derslere çalışırken, hazırlanırken, bazı dersler sırasında o için değil. Bazen bakışımız değişiyor. Ya bazen o günah değiştiriyorsun, ondan bahsediyor. Yok, onu demek istemiyorum. Yani insan... Her bir dönemde böyle bakıyor. Her yerde değişiyor. Hayır. Tefekkürümüzün sisteminden bahsediyoruz. İstisna kullandığımız zaman, oturduğumuz zaman masamıza. Yani bir şey çıkartmak, bir şey mana çıkartırken pergelimizin ayağını nereye koyuyoruz? İl. Yoksa hayat çıktıktan sonra, bak ders bittikten sonra çay içeceğiz. Yani... Bu senin söylediğin, Allah Resulü zamanında da olmuş. Ya Resulallah biz münafık mıyız dedi, değil mi sahabe? Niye dedi? Ya senin yanındayken halden hale geçiyoruz, senden ayrıldıktan sonra dünya pek şunlar bunlar oluyor. Bu imanın iktizası o beşeriyetin gereği demiş. İşte cennette böyle değil işte, tek boyut yaşıyorsun. İşte bu nasıl onun için acayiptir? Biri batın oluyorsun, sonra çıkıp zahire... Acayip bir şey. Yani demiri ateşe veriyorsun, şey oluyor, tamamen su oluyor, demir. Sonra çıktıktan sonra o yumuşadığı için şekil veriyorsun. Bir, yetmiyor. Şekil aldıktan sonra suya batırdığın zaman demir çelik oluyor. Su almaz başka. Mesela soğukken demire su verin, demiri çürütür. Eğer demiri ateş verip de kıpkırmızı olur, suya koyarsanız çelik olur, o zaman çürümez. Şimdi bizim dünya... İkisine su veriyorsun. Birisi çürütüyor, ne kadar birisi tezat geliyor değil mi aslında? Ne kadar tezat geliyor aslında. Evet, aslında ne kadar zıt var. Demire su veriyorsun, çürüyor, alacağım Erdinç'i. Ötekisini de ateş gibi yapıyorsun, kıpkırmızı. Su verince, su içine alıyor. O zaman çürümüyor işte, çelik oluyor. Çürümez oluyor. İkisi daha, ikisi de su. Su vereceksin. Su evet. Isıtacaksın, ondan sonra su vereceksin. Ya bir zamanda su vermeyeceksin.
Burası bizim dünyadaki cennetimiz. Yani biz hususi, hususi. Allah Resulü diyor, böyle meclisleri cennetin bahçesidir diyor. Gidin otlayın diyor. Hoşnut oluyoruz. Birçok şeylerden vazgeçip geliyoruz. Rahat ediyoruz. Allah Teala ikram ederse, biz ahirette cenneti nasip ederse. Şimdi cennette gidince biz ne yapacağız? Baklava börekle mi tatmin olacağız yani? Sen çok cennete gittin ha bugün ha. Yani biz orada bunu biraz isteyeceğiz. O zaman orada işte. Ne yapacağız yani? Orada olacak olan ne? Yani. Peki şöyle diyeyim. Şimdi doğduğun öldü. Bütün hayatını, tefekkürünü tencere koyar mısın? Kemalatını, hazlarını, lezzetlerini, maddi manevi zevklerini, hepsini koy. Gözün lezzeti, kulağın lezzeti, burnun, dilin, bedensel, cinselliğin, tefekkürün, namazın, orucun, maddi ve manevi, ruhani, her şeyin bütün keyif ve lezzetleri, müsbeti koyar mısın tencere? Karıştır, 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 bir noktaya. Cennette ilk girdiğin zaman senin ilk mukaddime bu olacak. Tamam. Ondan sonrası hiç buna benzemeyecek. Buradaki vesile din, çekirdek. Din sohbetinden dolayı, yani Allah Teala'ya ve kendimizi tanımaktan gelen bir lezzet ruhaniye yaşıyoruz burada. Orada nasıl olacak? Orada devam edecek sohbet ederken yani... Ya onun dışında nasıl bir lezzet olabilir? Soran, mesela şu dersi soruyu soran sorulardan daha iyi bilmiyorum. Yarısına hakimdir. Evet. Şunu bitireyim de ondan sonra konuşalım mı? Çünkü tamam. Hangi mesele olursa olsun eğer tevhid-i hakiki üzerine bina edilmemişse derhal kurulan alaka yıkılmalıdır. Esbaptan tecerrüt pek çok hadsiz tecerrütleri iktiza ediyor. Kainata tecelli eden vahidiyet içinde tecelli ehadiyetimi görmeliyim. Külli ubudiyetim vahidiyet ve celal içerisinde tecelli eden cemal içerisinde ahadiyet tecellisidir. Burada kesiyorum. Arkadaşlar bu notlar kaleme alan Nadir abidir. Nadir abi notu. Nadir abinin bizimkisi yorum şeklinde beraber çalışırken çalışmadığımız zamanlardaki çalıştığımız ve Enfusi Risale-i Nur camiasında mesela düşünceni şekillendir, şekli düşünceye dönüştür. Meleki Allah rahmet etsin, Hızır abi bana katkısı oldu. Rüştü abinin yanında kalırken 16 sene sosyoloji yani külliyata meslekte hassas, ilimde mutahsis, Zübeyir abi öyle demiş. Böyle bir adam yetiştirmeden gelme demiş. Meslekte hassas, yani dostlar, layıkalarda hassas, ilimde mutasiz, en az bir kişi yetiştirmeden gelme. Ben layıkalara hakimiyetini Rüştü abiden şey yaptım, bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Hızır abiden de düşündüğünü şekillendirmek, şekille konuşmak, o herkese nasip değil, o Allah vergisidir. Şekli düşünceye dönüştürmek, çok acayip. Acımasız bir soru sorardık. Aynı bunun gibi derdi. Bir misal verdi. Mesela biraz önce çelik şey gibi çok mesele hallediyor. Aynı demir, aynı su, birisi çürütüyor, birisi güçlü yapıyor. Aynı şey. Yeter ki muameleyi doğru yap. Enfusi tefekküründe pirimiz Nadir abidir. Notlar hepsi onundur. Arada bizde koyduklarımız olursa da o. Abi Hızır abinin düşünceyi şekli düşünceye dönüştürmek kabiliyet çok üstün. Abi sanki Kur'an ayetleri ve tekvin ayetler gibi belki söyleyebilir miyiz ona bilmiyorum. Evet, evet. Yani o şekildedir belki. Onu tanısaydınız çünkü belden aşağı felçti Osmanlı, ben söylüyorum, o bana değil. Yani ben şimdi hani benim için derler ya, düşündüğümüz şekilde misal verebiliyor muyuz? Aynı bunun gibi, aynı bunun. Hani o tarafımda var. Allah'ın ikramı özel şey. İnan bana, mübalağa etmiyorum yani. Yani zekattır yani onu. Ben mübalağa etmiyorum, ben mübalağa etsem. Bir insan benden üstün o kadar göstermek istemez iken, hakikaten
Allah şefaatine nazar eylesin. Muhatap olanı var mıydı abi? Muhatap pek yoktu be. İşte o kötü. Bir beni ne yapardı biliyor musun? Ben çağ elindeydim. O kötü yani işte. Ha işte ne, muhatabı nasıl sarardı bak nasıl çıldırırdı. Ders bitti değil mi 10-11'de. Ondan sonra telefon ederdi normal. Normalde o cep yok. Böyle o kadar nazlanırdı ki. Hey! Lan! Böyle tamam mı? Acayip patlıyor volkan. Bitti mi ders? Bitti abi. Çabuk atla gel. Müsait misin? Yok öyle bir şey yok. Çabuk. Tamam abi. Bak. Hemen gel. Ona gider odasına. Ondan sonra otururdu. O derdi işte. Her şeyin bir ağası var derdi. Toprak ağası, pamuk ağası, fıstık ağası. Ben de hıyar ağasıyım derdi. Hıyar hayır demek. Ufak hıyarları çok severdi. Ben de tatlıyı severdim. Böyle benim turşularımı ona verdim hakkımı. Ondan tatlıyı bana verdi vesaire. Otururduk gece. O gece. O da yazar mıydı abi? Yazar mı çalışırdı? Çalışırdı. Ondan öyle. Yok mu onun notları böyle? İşte ortadan yok oldu. Birileri almış. Ve ondan sonra böyle dedim miraç yapardı. Böyle kafayı kaldırırdı. Kafayı kaldırırdı. Aynen şöyle. Peki sonra anladım ki bir insan manayı nasıl şekillendirebilir? Tefekkür ehillerinin özelliğidir. Tefekkür yapan da olur, yapmayan da olmaz. Mümkün değil. Her tefekkürde şekille düşüne şey yapar mı? Şekillendirebilir mi? Cüz-i külli yapar. Hani Allah'ın ikramı demek yani. Kapıyı çalacaksın. Yani tefekkür ehli olmayan düz okur. Tefekkür ehli olan duramaz, şekillendirir, şekli görür. Ya mevcudatta görür ya kendisini görür. O zaman der ki işaret eder. Aynı bu tarafımız gibi. Kesinlikle oturup böyle iki elin arasına kafayı koyup da tefekkür eden de şekille konuşma kabiliyetini Allah veriyor. Paldır küldür ver. Teveccüh edene de veriyor. Onun için düz okuyanlar, düz okuyun diyenleri adınız gibi bilin ehli tefekkür değildir. Ama o daha bilir. Mesela Allah Resulü'nün aynaları vardı. Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir, diğer sahabeler. Ustadımız da aynı. Mesela bazıları ustadımıza Zübeyir abi mesela aynı olmuş ustadımız sıfatına. Bazısı Sungur abi de aynı olmuş. Bazısı Abdullah Yeni abi olmuş. Hulusi abi olmuş İhlas'ta birinci. Hafız Ali abi olmuş. Üsrev abi olmuş. Mesela tamam mı? Böyle şey yapmış. Hulusi abi sadakatta İhlas'ta değil mi? İzahlı ders yapmış. Varla, onlarla dolu. Mesela Zübeyir abi izahlı ders yapar. Bugün attım size. Ve izah edilmemesi hakkında konferansta izah ediyor. Bizim pirimiz yani. Mesela Varla'da Hafız Ali abi, Üsrev abi. Mesela ama Yeğin abi mesela, Sungur abi dersine katıldınız. Yaşınız bu sayıda onların sizin. Düz oku, o da doğru. Yani fakat özeli vardı Sumur abinin. Özeli Fırnak Zadesi. Onun işi bir namaz tefekkür, bir ders yapsa tefekkürlü acayip misal yerler. Neyse, demek ki ehli tefekkür, tefekkürler, tefekkür edebilmesi için tefekkür eden ehli misaldir. Ehli misal, ehli tefekkürdür. Çünkü tefekkür ehli demek duramaz. Mesela ayet-i kübra buna delil. Böyle, şöyle kalemi tutardın, böyle durdun, dakikalarca. Abi ders bitti mi derdim, abi ders bitti mi? Dalışından anlardım, alırdım pırtımı, çekip giderdim. Anlardım ki bitmiş. Peki, vâhir davâdum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs-salâvâ.